YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şenges. Geçtiğimiz hafta İzmir'de neler olmuş hep birlikte bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı İzmir'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Valilik makamındaki resmi program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda görkemli kutlamalarla devam etti. 100. yıl kutlamalarının son durağında ünlü sanatçı Kenan Doğulu sahne aldı. İSU Genel Müdürlüğü su faturalarını vatandaşlara artık kısa mesaj veya e-posta yoluyla iletebilecek. Tamamen ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen aboneler, isu.gov.tr adresinden veya İSU şubelerinden başvuru yaparak uygulamaya geçiş yapabilir. 30 Ekim 2020'deki depremde hayatını kaybeden 117 yurttaş için İzmir'de anma töreni düzenlendi. Tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu Halk Konut Projesi'nin ilk uygulaması olan Bayraklı'daki Dilber Apartmanı önünde yapıldı. Başkan Soyer, Mart ayı içerisinde anahtarları teslim edeceğiz dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente olası depremlere karşı dirençli hale dönüştürme çalışmaları sürüyor. 90 hendekten 140'tan fazla örnek alan uzmanlar, örnekler incelendikten sonra İzmir ve Ege bölgesindeki birçok kentin depreme dayanıklı bölgelerini belirleyecek. Esos Genel Müdürlüğü, Bayraklı'da yerleşim yoğunluğunun artması sebebiyle 4 yeni hattı devreye aldı. Bayraklı TOKİ konutları, İzmir Şehir Hastanesi ve Kredi Yurtlar Kurumu Bayraklı Kız Öğrenci Yurdu güzergahında toplam 21 otobüs hizmet veriyor. Çiğli tramvayının yapım çalışmalarında sona gelindi. %94'ü tamamlanan tramvay 15 Şubat'ta seferlere başlayacak. Çiğli 2. Anajet Üssü Karayolu alt geçidinde yürütülen güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 61 milyon liraya mal olacak çalışmalar tamamlandığında İzban hattının ve Çiğli ile 2. Anajet Üssü'nü birbirine bağlayan karayolunun güvenliği sağlanmış olacak. İzmir Akdeniz Sinema Buluşması 3. kez İzmirli sinema severlerle buluşuyor. Festival kapsamında 20 Akdeniz ülkesinden filmler izleyiciyle buluşacak. 8-13 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Sanat, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi ve Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek gösterimler halka açık olacak. İzmir Tube ekranlarında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.